Nazım Aydoğan, Sinop Boyabat'tayım. Yalnız ben şu anda Kastamonu Tosya'da bir tuğla fabrikasında çalışıyorum. Çocuklarımla beraberim. Oğlum içeride böyle erken evlilikten dolayı içeri alındı. Hiçbir sebep yok resmi nikahları olduğu halde. Birden benim çocuğum tutuklandı. Ben şu anda kendim de hastayım, mağdurum. Ben bunlara bakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Adalet Bakanım. Benim çocuğum belki bir suç işlemiş. Ama benim çocuğumun suçu birbirini sevmekse benim gelinim, ben canım gibi sevdiğim gelinim var. Benim çocukluğum torunlarım var. Bu torunlarımı göz önüne alarak verdiğiniz bu cezanın, bu çocukları göz önüne alarak bu yasanın çocukların babasız büyütmelerine sizden rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Sizden yalvarıyorum. Adalet istiyorum. Eğer adalet varsa bu işin içinde ben bu çocukları göz önüne alarak benim çocuğumun cezasını hafifler. Ben af istemiyorum. Sadece sizden şu çocuklar psikolojisi bozulmuş. Öbür çocuğum şu anda askerde Hakkari'de vatanı görevini yapıyor. Ben bunları zor çalışıyorum ben bunları yetiştiriyorum ama sizden tek ricam bu işe mecliste bir el atınız. Ben Ceylan Aydoğan, Güven Aydoğan'ın eşiyim. Ben ona karşı, ya o ben onu kaçırdım yani ben o beni kaçırmadı. Ne diyebilirim? Çocuklarım var üç tane. Ben kocamı seviyorum. Ben niye onu susuz yere yatırıyorlar onu da bilmiyorum. Onun gibi yani o bir şey yapmadığı halde yatıyor içeride. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor zaten. Ben öyle olduğu halde kaçtım. Annem ondan şikayetçi değil, babam ondan şikayetçi değil. Kimse ailemden, hiç ailem ondan şikayetçi olmadığı halde o içeride yatıyor. Ben devlet büyüklerimden bunu istiyorum ki eşimi benden ayırmasınlar. Onun çocuklarımı babasız koymasınlar. Özür. Anne. Bir de ben istiyorum kurum. Bakın sayın devlet büyüklerim. Bunun da kalır bayan. Aslında bunun da...